Sual: Batın ilimlerine inanmayanlar için ne söylenebilir? Cevap: Batın ilimlerine inanmıyorlar. Batın bilgilerine inanmayan ise, Muhammed Aleyhisselam'ın dininin sırlarına inanmamış olur. Böyle kimseye bidat ve dalalet ehli, yani sapık denir. İmanlı görünür ise de, münafık gibidir. İmam-ı Suyuti'nin ve Hatib'in bildirdikleri hadisi şerifte, din bilgisi iki kısımdır. Biri kalpte olan faydalı bilgilerdir. İkincisi, dil ile anlatılan zahir bilgileridir. Buyuruldu. Yine Suyuti'nin ve Deylemi'nin bildirdikleri hadisi şerifte, batın bilgileri, Allahü Teala'nın sırlarından bir sırdır. Onun hükümlerinden bir hükümdür. Dilediği kulunun kalbine verir. Buyuruldu. İmam-ı Malik buyurdu ki, ilmi zahire malik olan, ilmi batına kavuşabilir. Zahir bilgisi olan kimse, ilmiyle amel ederse, Allahü Teala ona batın bilgisi ihsan eder. Ali bin Muhammed vefanın arifane sözlerine şaşırıp kalan İmam-ı Ömer Bülkini, bunları nereden öğrendin deyince, Bekara suresindeki Allah'tan korkunuz. Allahü Teala, kendinden korkanlara bilmediklerini öğretir. Mealinde olan ayeti kerimeyi okudu. Ebu Talib-i Mekki buyurdu ki, ilmi zahir ile ilmi batın, birbirlerinden ayrılmazlar. Beden ile kalbin birlikte bulunması gibidirler. Batın ilimleri, arifin kalbinden kalplere akar. Zahir ilimleri, alimin sözünden öğrenilir. Kulaklara kadar gidip, kalplere girmez. Hadis-i şerifte, alimler, peygamberlerin varisleridir. Buyuruldu. Bu alimler, yalnız zahiri ilim sahibi olanlar değildir. Bu alimler, bildikleriyle amel eden, takva sahibi olan, peygamberlerdeki ilimlerin hepsine kavuşan hakiki alimlerdir. Zahiri ilim, sahiplerinin niyetleri halis olmadığı ve şehvetlerinin pençesinden kurtulmadıkları için, ilmin nuru kalplerine girmez. Beyinlerine işlemez. Bunların kalplerini, beyinlerini cehennem ateşi temizleyecektir. Kıyamet ve Ahiret Kitabı sayfa 317. Kaynak: www.dinimizislam.com